Evet arkadaşlar, size bugün Xiaomi Stickler'de Mi logosunda kalan cihazların arkadaşlar arızasını nasıl çözeceğiz onu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arıza son dönemlerde çok olmaya başladı. Xiaomi Stickler'de logoda kalıyor. Devamlı logoda resetliyor arkadaşlar. Bazen Android logosu geliyor. Bazen recovery menüsü geliyor. Fakat bir türlü cihaz açmıyor arkadaşlar. Peki bu arızayı nasıl düzelteceğiz? Bu arızayı arkadaşlar bir düzeltilebilir bölümü var, bir de düzeltilemeyen bölümü var. İlk bölüm arkadaşlar yazılım arızalıysa cihazınız arkadaşlar. Yazılım arızalı olan cihazlarınızda cihazı recovery menüye sokup sıfırlayıp tekrar açılır hale getirebilirsiniz. Ama recovery menüye girdiniz, sıfırladınız fakat gene tekrar aynı ekran geliyorsa arkadaşlar bu cihazınızın MMC parçası arızalı olduğunu gösterir. MMC nedir arkadaşlar? Cihazlarda bulunan bilgilerin ve yazılımın tamamının içinde saklandığı bir entegre. Yani bilgisayarda hard diske denk geliyor arkadaşlar. Bu hard disk dediğimiz parça arızalanırsa ister istemez içindeki yazılım da arızalanmış oluyor. Şimdi bu arızalı durumda arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Dediğim gibi bir recovery menü ile sıfırlayacağız. Recovery menü ile sıfırladıktan sonra cihaz düzeldiyse düzeldi arkadaşlar. Düzelmiyorsa bu parçanın değişmesi gerekiyor. Tabii bunu sıfırıyla değişmek bitmiyor arkadaşlar. Onu değiştirmeden önce parçamızın yenisinin içine yazılımın yüklenip ondan sonra cihaza takılması gerekiyor. Bunun için biraz daha profesyonel bir servise ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu etrafınızda bu işi bilen elektronik işlerinden anlayan biri varsa ona getirip MMC'yi programlatıp tekrar takması gerekiyor yerine. Bu şekilde. Şimdi biz o kısma girmiyorum. Direkt MMC arızası değil de içindeki yazılım arızalı gözüyle bakıyoruz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Kumandadan orta tuş ve geri tuşun ekşisini birlikte basıyoruz ve cihazımıza akımı veriyoruz. Ondan sonra bekliyoruz arkadaşlar recovery menünün gelmesini. Benim cihazım gördüğünüz gibi logoda kalıyordu. Gidip geliyordu devamlı logoda. Şöyle bir sıfırlayalım onu. Recovery menünün gelmesini bekliyorum. Tuşlara basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Açılana kadar, recovery menü gelene kadar tuşlara basmaya devam ediyorsunuz. Evet, recovery menü geldi. Buradan arkadaşlar wipe data factory reset'i seçiyoruz arkadaşlar. Gelen soruya yes diyoruz. Gördüğünüz gibi içindeki bilgileri siliyor. İçinde bulunan yazılım arkadaşlar ilk fabrikadan çıkmış halde geri döndürüyor. Tekrar aşağı geliyorum. Wipe data factory reset'in altında wipe cache partition var. Onu da seçiyorum. Ona da yes diyorum. Evet. Şimdi sıfırladık. Cihazımız devamlı logoda gelip gidiyordu. Şöyle reboot system now diyorum. Evet. Cihazımız açılıyor. Logo gelip devamlı gidiyordu arkadaşlar. Bakalım şimdi açılacak mı cihazımız? Evet. Gördüğünüz gibi bakın cihazımız açılmıyordu. Buradan Android TV logosu geldi. İçindeki yazılımdan kaynaklıymış. Parçamızda herhangi bir sorun yokmuş. Yazılım arızasını düzelttik. Sıfırlayarak düzelttik. Şimdi açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Daha önce arkadaşlar logoda kalıyordu. Recovery menüye girdik. Sıfırlamamızı yaptık ve cihazımız açıldı. Sizin cihazınız arkadaşlar eğer açılıyorsa sıkıntı yok ama açılmıyorsa ve tekrar logo geliyorsa ya da recovery menüye düşüp tekrar logo geliyorsa arkadaşlar o zaman cihazınızın MMC arızalıdır. MMC değişimini arkadaşlar ben yapıyorum. İsterseniz bana gönderebilirsiniz. Mail adresim altta var. Info'da var. Oradan bana ulaştırırsanız arkadaşlar parça değişimini yapıyorum ve tekrar size geri kargoluyorum. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer sizde bir sorun yaşarsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.